Osmanlı hukukunda uzlaştırma. Kökeni Kur'an'a ve surelere dayandırmak mümkündür. Bu bölümde sulh kelimesini fazlaca rastlayacağız. Kelime olarak sulh, uzlaştırma, barışma anlamına gelir. Hucurat suresinde aralarında ittilaf olan iki Müslümanın aralarındaki ittilafın bağımsız üçüncü kişilerin vasıtasıyla giderilmesi ve uzlaşmanın sağlanması Kur'an'da bir görev olarak belirtilmiştir. Ya bildiğiniz üzere 1972 yılında ABD'de ilk rapor haline getirilen uzlaştırma belgesi vardı. Uzlaştırma raporu örneği vardı. 1974 yılında Kanada'da işte fail iki çocukla 22 mağdurun bir polis departmanında çalışan görevliyle fail mağdur arabuluculuğuna atıf yapılmıştı. Ama görüyoruz ki 6. 7. yüzyıllarda dahi uzlaşmadan, barışmadan örnekler bulmak mümkün, buralara dayandırmak mümkün. Aynı zamanda Enfal suresinde geçen birbirinizle çekişmeyin. O halde tam müminler iseniz Allah'tan korkun, ihtilafa düşmeyip aranızı düzeltin. Burada da gene uzlaşmaya, barışa, sulhe vurgu yapılmıştır surelerle. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin zamanında iki kabile arasında çıkan ihtilafta aralarına girerek onları barıştırdığı örnekler de mevcuttur. Kur'an'da çeşitli ayetlerde geçen musli, barışı temsil eden uzlaştırmacı anlamına gelmektedir. Bu kavramı da bilmemiz önemli, sorulabilir. Musli, yani barışı temsil eden uzlaştırmacı. Böyle bilmemiz yeterli olacaktır. Muslihler, uyuşmazlığın taraflarının komşuları, akrabaları ya da arkadaşları da diyebiliriz, olabilmektedirler. Bunların özellikleri, muslihlerin özellikleri, pratik bir zekaya sahip, kamu tarafından lekelenmemiş, bir üne sahip olduğu bilinen erkek Müslümanlardır diye geçiyor. Heyd ismini bilmemiz önemli. Osmanlı ceza hukuku üzerinde çalışmaları vardır. Bu isimle sorulabilecek bir isim. Bunu bilmemiz önemli. Bursa Şeriye sicilini incelemiştir ve dava dışı veya dava içi uzlaştırmacı bulunup veya bulunmadan ihtilafın çözebileceği belirtilmiştir. Bunu Osmanlı mahkemelerinde gene altta değineceğiz. Osmanlı mahkemelerinde üç çeşit uzlaştırmadan söz ediliyor. Kadının bir uzlaştırmacı olarak hüküm yerine tarafları uzlaştırması, iki uzlaşmayı mahkemeye kaydetmesi ya da mahkeme dışında yapılan ancak kaydettirilmeyen sulhlar. Üç çeşit Osmanlı'da uzlaştırmadan söz edilebiliyormuş. Bunları da not almanız da önemli, rica olunur. Şu üstte de ukube sözü geçiyor. Ukube, müeyyide yaptırım anlamına geliyor. Ve şöyle tanımlanmış, bir şeyden sonuna gelip önce geleni takip eden olarak tanımlanmıştır. Bunu da kaydetmenizde fayda var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.